İnternet Explorer dediğimde aklınıza ilk gelen şey ne? Yavaşlık. Çok yavaş. Gerektiğinden çok daha fazla yavaş aynen. İnternet Explorer. Hız geliyor. Yavaşlık. Yavaşlık. Word Excel'de de interneti soruyor oğlum. Ha. Eskiden vardı. Yavaşlık. Yavaşlık derim. İnternete giriş sayfası. O geliyor. Takılması diyecektim ben de, kaçıyor evet. Peki şuradan bana bir puanlama vermeni istesem kaç verirsin? %25 diyelim. 19 yeter. %19 çok düşük. %3. %15. %1. %51. 61. Bir bakalım mı yeni Internet Explorer'a? Bakalım. Ekranı full yapabiliyorsun bu şekilde. Bayağı gelişmiş. Aynı şey de biraz farklı bir görüntü vermiş. Aynen öyle. Ha, normalde bar vardı, adres barı. Neliymiş adres barı şimdi? Aynen, müthişmiş mi? Çok güzel. Turistik bir'in özelliği var. Bir taraftan dizini izlerken diğer taraftan Twitter'ına girebiliyorsun ya da Facebook'una girebiliyorsun. Peki bunların boyutunu ayarlayabiliyor muyum ben? Tabii ki. Aynı ekranda bak. Wow. Çok güzel. Ne? Ayrıca yok, tabletin değil, özelliği değil. Yok yok. Tabletin özelliği değil. Gördüğünüz gibi bütün sekmelerde teker teker dolaşabiliyorum ve hiçbir şekilde kasma yapmıyor. David Copperfield'ın numaralarından daha güzel bence. Eski Explorer değil, yenilendi çünkü. Yani tamam, eskiye göre iyi ama... Biz karşılaştırıyoruz. Bence hızlı. PDF dosyası. PDF önemli. Kullanıyor musun? Evet. Evet, bu çok süper bir özellik olmuş. İkiye bölünüyor ekran. Harika. Ve fazlasıyla kullanılabiliyor. Olmuş, bir şey demiyorum artık. Senden bir puan vermeni istesem. 75 olsun. %75. Gerçekten bayağı bir hızlı. 53 oldu. %59, gayet güzel bir oran. %29, fena değil. Wow, %96. İkinci bahsettiğim bir özellik değiştirdi çünkü. 91. Kullanacağım, bir deneyeceğim. Hadi bakalım, çok geliştirmiş kendini. 65 var bende.